Güney Kore'de eski devlet başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline varan yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giyen Samsung'un genel müdür yardımcısı Lee Jae-yong, 30 ay hapse mahkum edilmiş olmasına rağmen şartlı tahliye edildi. Büyük babası tarafından kurulan Samsung Electronics'in 2014'ten beri fiili başkanı olan Lee, 18 Ocak'ta rüşvet ve zimmete para geçirmekten suçlu bulunduktan sonra aldığı cezanın yarısından biraz fazlası olan 207 gün hapis yattı. Güney Kore'nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri olan Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere konuştu. Lee, tutuklu bulunduğu sürede kendisiyle ilgili eleştirileri ve beklentileri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Halkımızı çok fazla endişelendirdim. Üzgünüm," dedi. Rüşvetten 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak'ta ülkede daha önce eski devlet başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee'yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Choi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu. Eski devlet başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı. Kaynak bağlantısı, Patronların Dünyası Adblog Test.